Merhaba arkadaşım. Sınav ikizindeki hareket problemlerini yapalım şimdi. Hemen hemen her sene sorusu geliyor. Çok önemli. Ödevlere bakalım. Sınav ikizinden kaç tane ödevimiz var? 1, 2, 3, 4'ü atladım. Ve 5. 5 test ödeviniz var arkadaşlar. Buradan veya başka yerden bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü matematik soru çözerken öğrenilir. Tamam. Şimdi hareket problemlerinde şunu bileceğiz. İlk başta Yolu nasıl elde ederiz? Arkadaşlar yol hızla zamanın çarpımıdır. Yani hız ve zamanı çarparsan yolu bulursun. Ayrıyeten fizikten de biliyoruz. Hız şudur. Hız eşittir. Yol bölü zaman. V eşittir. X bölü T. Zaten hocam şuradaki bölü T'yi karşıya çarpı olarak atmış. V çarpı t eşittir. X olmuş. Değil mi diyorsunuz? Aynen harika. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada V ile T aynı birimde olmalı çok önemli. Birimler önemli arkadaşlar. Saatte ortalama 80 km hıza giden bir hareketli 3 saatte kaç km yol gider? Bakın saatteki ortalama 80 demiş ve saat sormuş. Bu mantıklı. Bazen saat ve dakika derse arkadaşlar dakikayı saate çevirmemiz gerekecek. Yani birbiri cinsinden olmalı. Hani ya şöyle demeli. Saat kilometre demeli ya da metre saniye demeli. Eğer biri diğerinden farklıysa çevirme yapacağız. Bakalım ilk örneğimiz neymiş? Bir hareketli A şerinden B şehrine 60 km bölü saat hızla yola çıkıyor. Dönüşte ise 20 km bölü saat hızını arttırıyor. Hmm. Gidiş ve dönüşte toplam 14 saat sürdüğüne göre bu hareketli A'dan B'ye kaç saat ekmiştir? Hemen diyorum ki A ile B arasındaki şu klasik mesafe sorusu. Buradan buraya giderken hızı kaçmış? 60. Sonra dönüşte hızı kaç olmuş? 20 arttırıyor. Yani dönüşteki hızı 80 oldu. Neyi soruyor? Toplam gidiş dönüş süresi 14 saat. Buna göre A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir? Şimdi ne yapabilirim? Tabii ki denklem kuracağım. Sonra çözümünü yapıştıracağım. Diyorum ki bu 60 hızla ne kadar mesafe gitmiş? X mesafe olsun. Şu yol X olsun. X mesafeyi gitmiş, hızı 60. Peki ne kadar zamanda bilmiyorum. T zamanda gitmiş olsun. İlk gidiş süresi T. İlk denklemi kurdum. Sonra dönüşe geçiyor. Dönerken aldığı yol da aynı yol. Yol X. Bu sefer hızı 80. Peki ne kadar zamanda döndü? Toplam 14 saat değil miydi? Evet. Giderken ilk T saatini kullanmıştı. O zaman dönerken de 14 eksi T saat kalır. 14 eksi T. Yani ikinci zamana da işte başka bir T deme sakın arkadaşım. Niye öyle diyorsun? Toplam saat 14 belli değil mi? Belli hocam. E buna T dediysem buna 14 eksi T zaman kalır. Zamanı bu şekilde toplayınca tekrar 14 olur. Mantıklı. Yani T, M, R gibi farklı farklı bilinmeyenler katmıyorum. Ne kadar az bilinmeyen o kadar iyidir. Şimdi giderken hız ve zaman çarptım. Dönerken hız ve zaman çarptım. Bu ikisi aynı yola eşit. Süper. O zaman bu iki zımbırtı birbirine eşit olacak. Çünkü bu da X, bu da X. Bu da X, bu da X. Yani 60 çarpı T eşittir buraya. 80 çarpı 14 eksi T'ye. Hemen hocam şunları sadeleştirin. Sadeleştirdim. Başka? Hocam her iki tarafı ikiye bölün. Bu 3 olur. Bu 4 olur. Süpersin. Yani 3 ile t çarp. 3 de eşittir. 4'ü içeri dağıtıyorum. <laughs> 4 ile 14 çarp. 28 56 hocam. Eksi 4 ile t'yi çarptım. 4 t. İkisiyle çarpmayı unutmayın sakın. Bu eksi hop buraya artı diye geçti. 3 de burada vardı. Etti mi sana 7 t? 56. 56'yı 7'ye böler misin? Hocam 7 kere 8 56'dır. Harikasın. Yani t 8. t 8 yapıştırdım. Ne diyordu? A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir? İşte buradan buraya giderken T saatte demiştim ya. Demek ki gidiş süresi 8 saat dönerken de toplam 14 saat olduğuna göre geri 6 saat kaldı. 6 saat. Hakikaten 8 saat saatte 60 gidersen 480 olur. Bak x'i de buldum. x 480. Buradaki 6 ile 80 çarp yine 480. x 480. A B arasındaki mesafeyi sorsaydı yine bulurdum. Bu arada şıkkını iyi işaretlemedim. Yapıştır E şıkkını. Anladın mı? Anladım gibi hocam. Süper. Fırlatıp devam ediyorum. <laughs> Anladıysan bir gir al benimle beraber. Yani pardon, benden önce bir çözmeyi dene. İşte şimdi bomba bir soru. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. Hikayeli, olaylı, güzel, öncülüymüş aynı zamanda. Oh ne iyi. Bunu bir çözelim. Soruya şöyle yaklaşıyorum. Önce şekle bakıyorum. Ha, 150 metre bölü dakika, metre bölü dakika, metre dakika ile alakalı vermiş. Güzel. Sonra soruyu okuyup anlamaya çalışıyorum. Bir gemi şekildeki A ve B iskeleri arasındaki yolu A'dan B'ye giderken dakikada 150 metre hızla Tamam şekilde de göstermiş. B'den A'ya giderken ise dakikada 180 metre hızla alıyor. Güzel. Yani diyor ki buradan buraya giderken 150 ile git dönüşte de 180 ile dön. Mantıklı. Sonra işte zurnanın zırt dediği yer burada başlıyor. Soru burada başlıyor. Gemi A'dan B'ye iskeler arasındaki bir gidiş dönüşü 110 dakikada tamamladığına göre. Yani A'dan B'ye gidiyor. B'den tekrar geri geliyor. 110 dakika geçiyor. Buna göre diyor. 1, 2, 3. Hangileri doğrudur? 1 demiş ki. A ve iskeleri arasındaki uzaklık 9 kilometredir. 2 demiş ki geminin giriş dönüş ortalama hızı 165 metre bölü dakikadır. 3 de demiş ki G'den G gemi G'den diyorum. Gemi A'dan B'ye giderken hızını 180 metre bölü dakika yaparsa gidiş dönüş 105 dakika sürer. Evet, tek tek inceliyoruz. Aslında bir soruda 3 tane soru var. A ile B iskeleler arasındaki uzaklık 9 kilometredir demiş. Şimdi bu aradaki mesafe bilmediğim bir mesafe değil mi? X olsun. X'i bulmaya çalışalım. 9 kilometredir diye iddia Şimdi Ben bunu nereye yazayım? Hemen yandan bir yardımcı kağıt alıyorum. Gel bakayım buraya kağıdım. Denklemi kuruyorum. Diyorum ki bir. Giderken yol x hızı ne kadar? 150. Peki ne kadar zamanda buraya varmış? Bilmiyorum. Varış ve dönüş toplamda 110 dakika. İlk t dakikada gitmiş olsun. Güzel. Sonra geri dönsün. Sonuçta geri dönecek. Tekrar x yolunu dönecek. Bu sefer 180 ile dönüyor. Bu sefer dönüş zaman nedir? Toplam zaman 110'du ya. T'sini kullandı. 110 eksi T dakika kaldı. Bu da dönüş süresi. O zaman bu iki formüle göre, bu iki bilgiye göre mantıken ne dersin? Hocam bu da X, bu da X. Bunlar birbirine eşit. Süper. Yani 150 çarpı T eşittir. 180 çarpı 110 eksi t. Burada x önemli değil. Ortak veriyi her zaman birbirine eşitleyerek kullanıyorum. Bir mendil gibi kullanıp attım tamam mı? Önemli değil yani x. Ben buradan t'ye yürüyeceğim. Şimdi sıfırları sadeleştir. Her iki tarafı 3'e bölelim. 5 t. 3'e böl. Burası 6 yaptı. 110 eksi t yaptı. 6'yı neden içeri dağıtmıyorsunuz hocam? Hemen dağıtıyorum. 660 eksi 6 t yapar. Burası 5 t. Hocam eksi 6 t'yi buraya artı diye atın. 11 t olsun. Harikasın. 660. O zaman her iki tarafı 11'e böleyim değil mi? Süper. T 60 çıkar. Bu kadar basit o. Şimdi T60 ama bir dakika ben neyi buldum? Buradan buraya giriş süresi 60 dakika. E toplam 110 dakikaydı bu bilgiyi unutmayın. Demek ki 50 dakikada da geri dönüyor. E mantıklı daha hızlı olduğu için daha kısa sürede döndü. Şimdi soru bana ne diyordu? A ve B iskele arası 9 kilometredir. He daha bitmedi. A ile B 9 kilometre mi bakayım. Şimdi çok basit. Yol X. Hız neydi? 150. Çarpı zaman neydi? 60. Bakalım hakikaten öyle mi? 6 ile 15 çarp. Hocam 90. E bu iki sıfır unutma ekle. 9000. Bu 9000 metredir. Çünkü dakika bölü metre olarak vermiş. O zaman 9000 metre kaç kilometre yapar? Tak tak tak. Bine bölersem 9 kilometre yapar. 9000 metre 9 kilometredir. Bir doğru. İşaretle. Gelelim 2'ye. Geminin gidiş dönüş ortalama hızı 165 metre bölü dakikadır. Şimdi ortalama hız nedir biliyor musun? Toplam yolun. Bak. Hız V ortalama. Hız eşittir. Yol bölü zaman değil mi? Şimdi V orta ortalaması için toplam yolu toplam zamana bölmeliyim. Şimdi buradan gidip gelene kadar toplam yolu ne kadar? Şimdi x'ine ben bulmuştum 9 km yani 9000 metre. 9000 metre. Giderken 9000 gittin. Gelirken de 9000. Toplam yolun 18000 metre. Peki toplam zaman ne kadar? Giderken ve gelirken 60, 50 daha 110 dakika. 110'a böleceksin. İşte 18.000'i 110'a böldüğünde ya da sadeleştir 1811'e böldüğünde 65 çıkmıyor. 163 mü 2 mi bir şey küsür attı bir şey çıkıyor. Yani 165 çıkmadığına eminim çıkmıyor. Yanlış. 163 çıkması cevabı doğru yapmaz. 165 net olarak istiyor çünkü. Böylece ortalama hızı anladık. Arkadaşlar ortalama hız toplam yol bölü toplam zamanla bulunur. Güzel. 3'e geçelim. Gemi A'dan B'ye giderken hızını 180 metre bölü dakika yaparsa gidiş dönüş 105 dakika sürer. He diyor ki buradan da giderken diyor 180 ile gitseydi 150 değil de 180 ile gidip 180 ile dönseydi ne olurdu? O zaman bakalım. Şimdi 180 ile giderken buraya ne kadar sürede gidersin? Hızın 180 alacağın yol 9000 zaman t diyelim. Ya da e, yol eşittir hız çarpı zamandan da gidebilirsin. Neyse t'yi şu karşıya at. Eşittir 9000. Şimdi bunu da sadeleştir sadeleştir. 9'a böl 100. 9'a böl 2. 2 t eşittir 100. t ne yapar? 50. Yani 50 ile giderdi. 50 ile de dönerdi 100 olurdu. 105 olmaz. Zaten bunu niye hesapladım ki? Buradan buraya 180 ile giderken bu yolu 50 dakikada alıyordu. O zaman bu tarafa gelirken de 180 ile 50 alır 100 yapardı. 105 yanlış. Evet. Aslında üçüncü öncül daha kolay bulabilirmişim ama neyse dikkat etmemişim. Demek ki yapıştırıyoruz A'yı. Yalnız bir cevabımız. Tamam. Aynı anda 3 soru çözdük. Şunu şöyle katlayayım. Belki biraz sonra bunu da karalama kağıdı olarak kullanabilirim. Şurada dursun. Diğeri bitti ya şimdiden tedbir alıyorum. Evet ilginç bir soru. Yoksa bu geometri mi? Bakalım dik üçgen var. Hmm, başlangıç noktası falan. Şimdi soruyu gördüm. Ne yapıyorum? Tırsmıyorum. Sakin bir şekilde okuyalım. Şimdi benden önce çözebilen varsa alkışlıyorum. Helal olsun. Yani bazıları var öyle. Çok akıllı arkadaşlar. Çok zekiler. Gerçi diğerlerine öyle. Dur dur pardon <laughs> yanlış oldu. Hepiniz çok zekisiniz. Hepiniz çok akıllısınız. Bazı daha çok çalışmayı seven arkadaşlar diyeyim. Videoyu benden önce durdurup çözmeyi deniyorlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Çözdün ya da çözemedin. Önemli değil. Onu denip uğraşıyorsun ya. Asıl önemli olan o. Bazıları da diyor ki ya hocam tamam söylemesi kolay ama siz öyle e, hani çöz yaz deyince video çok uzun sürüyor ya. 40 dakikalık video oluyor sana 80 dakika. İyi ama o 80 dakikan sonunda bir netice elde etmiş olursun. Boş boş 40 dakika dinlemektense dolu dolu 80 dakika dinle. Dersi beraber yapalım. Çünkü hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Ne demiştiniz hocam? Kimin kalemi oynarsa o kazanır. Sadece izleyen üzgünüm. Yeterli değil. İzleyeceksin, çözeceksin, yazacaksın, uğraşacaksın. Öyle e, armut piş ağzıma düş yok gerçekten arkadaşlarım. Seyrederek öğrenilmiyor matematik. Matematik için içine girerek öğreniliyor. Hocam işin içine de giriyorum ama soru çözemiyorum. İşte tamam doğru. Soru çözemiyorsun ya. Çözemeye, çözemeye, çözemeye öğreneceksin. Çözemeye, 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 çözemeye çözeceksin. Anladın mı? Hemen birden olmaz o yani. Ben de matematik çalıştığım günleri hatırlıyorum. Birden çözemiyordum arkadaşlar. Böyle değil. Takıla takıla takılmamayı öğreneceksin. Yani düşe düşe kalkmayı öğreneceksin. Neyse çok felsefe yapmayayım. Olay o yani. Şimdi soruyu gördüm. Tırsmıyorum. Hemen bir okuyorum. Yanda bir ikiz kenar dik üçgenden ve bu üçgenin hipotenüsünü çap kabul eden yarım çemberden oluşan bir koşu parkuru gösterilmiştir. Bu bir dik, üç, dik üçgen. Bunun hipotenüsünü çap kabul ediyor. Yani şu bir yarım çember. Güzel. Başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan Ayberk, Berk ve Canberk. Hepsi de Berkli. Sırayla ABC yollarını kullanmıştır. Tamam. Ayberk, Berk, Canberk bu yolları kullanıyor. Ayberk, Berk ve Canberk'in saatteki ortalama hızları 4, 2 kök 2 ve pi kök 2'dir. Hemen yazıyorum. Bunun hızı 4, bunun hızı 2 kök 2, bunun hızı da pi kök 2. Güzel. Bunlar hızlar arkadaşlar kilometre olduğuna göre bitiş noktasına varış için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diyor ki A. 3 aynı anda varır. Berk diğerlerinden daha önce varır. Berk ve Canberk Ayberk'ten önce varır. Canberk diğerlerinden önce varır. Ayberk ve Canberk Berk'ten önce varır. Falan filan karışık bir şey. Şimdi bakıyorum ne yapabilirim diye. Şimdi arkadaşlar bu bir ikiz kenar dik üçgende. Çok önemli. Madem ikiz kenar dik üçgen. Ben bu yolları. Şimdi varış süresini soruyor ya. Hani kim önce varmış kim sonra varmış. Demek ki bu yolların ölçülerini ben kendim atayabilirim. Çünkü sonuçta hızlarının oranını biliyorum. Bu yollara bir değer vererek çözebilirim. Ama bu da siyah bu da siyah olmaz. Şöyle yapayım mavi gel buraya. Nasıl yani hocam? Yani diyorum ki şu yol ikiz kenar ya. Yola 4 birim. Bu yola da 4 birim dersem. 4 4. Hipotenüsü karşısındaki nedir? Onun kök 2 katıdır. Yol olursa sana 4 kök 2. Peki bu yarım çemberde şu yolu bulayım. Şimdi burası e, merkez olduğuna göre yarı çapı nedir? Bunun yarı çapı 4 kök 2'nin yarısı 2 kök 2'dir. Bu yarı çap. Peki çemberin çevresi nasıl bulunurdu? Çevre eşittir. 2 pi çarpı r'di. 2 pi çarpı r nedir? Yarı 2 kök 2. Ne yapar? Çarp 4 kök 2 pi. Şimdi bu 4 kök 2 pi bizim bu çemberin tamamının çevresidir. Çünkü çevre 2 pi r'dir. r'yi 2 kök 2 aldım. Çapın 4 kök 2'nin yarısı ve bana 4 kök 2 olarak bunun bir çemberin tamamının çevresini verdi. İyi de bana Yarım çember lazım. Yani bunun yarısı 2 kök 2. Demek ki burası da 2 kök 2 pi imiş çevre olarak. Şunu sileyim de kafanız karışmasın. Çevreleri buldum. Hadi bakalım. Bu uzunlukları madem ben atadım. Hızları da belli. Bu hızlarla bir yürüsünler bakayım. Şimdi hızı 4 yol 4. 1 2 saatte buraya varır. Çünkü 4 4 daha 8 yol 8. Her 1 saatte 4 gittiğine göre 2 saatte gider. Şimdi A'nın varış süresi 2. B'ye bakıyorum. Bir dakika saat mi dakika cinsinden mi vermişti? Kilometre saat. Tamam fark etmez. B'ye bakıyorum. B buradan buraya gelecek. Yolu 4 kök 2. Hızı 2 kök 2. He 2 kök 2. 2 kök 2. 4 kök 2 yapar. Yani 2 saatte gelir. B'nin varış süresi de 2 saat. Şimdi buradan buraya gelen C'ye bakayım. C'nin hızı pi kök 2. Yolu 2 pi kök 2. Yani 2 pi'nin kök... Pardon. Kök 2 pi'nin okunucu da zormuş ha kök 2 pi'nin 2 katı. Hızı da onun yarısı olduğu için o da buradan buraya 2 saatte gelir. Demek ki C'nin de varış süresi 2 saat. Hepsi aynı anda. A'yı yapıştırdım. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu kadar. Hocam ya bu yollara değer verebiliyor muyuz? Evet verebiliyoruz. Neden verebiliyoruz? Çünkü hızlarını vermiş. Bunlar ikiz kenar dik üçgen. Bu da bir çember. Ben bu yolla hani 4 ile orantılı olsun diye özellikle 4'ü verdim. Bir değer verdim. Buna ne değer verirsem bunlar da Buna bağlı geliştiği için, oluştuğu için uzunlukları sonuçta hiçbir şey değiştirmeyecektir. Oran değişmeyecektir. Tamam mı? Uçur, devam et. Ee, şöyle abidik gubidik yolların olduğu soruları çok görürsünüz. Demiş ki, yol ile hızın doğru orantılı olduğunu unutmayın. Neden hocam? Bak şimdi, bu V çarpı T diye yol ile hız doğru orantılı. Hakikaten hız artarsa yol da artar. Hız azalırsa yol da azalır. İki hareketlinin aynı süredeki hızlar oranı aldıkları yollar oranıdır. Evet hızların oranı yolların oranı birbirine uygun demiş. Örneğin bir tane de soruyu vermiş. A ve E noktalarından düzgün altıgensel pist üzerinde hareket eden hızları sırasıyla 6 metre bölü dakika ve 4 metre bölü dakika olan hareketler ilk olarak nokta nokta noktasına karşılaşırlar. Yani nerede karşılaşırlar diyor soruyor. Bu arada bilgiyi vermiş DC 4 metre. Metrede ee, dakikada 4 metre ilerliyor. Dakikada 6 metre ilerliyor. Şimdi bu gelecek A'dan gelecek E'dekini yakalayacak. İyi de E'dekinin de eli armut toplamıyor. O da kaçıyor bu, bu, arada. Nedir? Dakikada 4 metre kaçıyor. Bu Buysa dakikada 6 metre gidiyor. Demek ki bu daha hızlı. Gelir buna tur bindirir yakalar yani. Bu E'dekini yakalar. Ama ne zaman yakalar? Bunu şöyle çözebilirsiniz. En kolay şudur. Bu takiplerde aradaki hız farkı nedir? Bu 4 ile kaçıyor. Bu 6 ile yaklaşıyor. Demek ki her bir dakikada bu 2 birim daha yaklaşır. Çünkü bu 4 kaçarken bu 6 yaklaşır. Aradaki fark 2 metre kapanır. Değil mi? Her dakikada 2 metre kapanır. O zaman şöyle diyebilirsin. Hocam bunun 4 metreyi sıfırlayayım. Bu duruyormuş gibi kabul edeyim. Hiç 4 metre gitmesin. 6 metreden de bu 4 metreyi çıkarayım. 2 metre bölü dakika ilerlediğini düşüneyim. Hani bu durursa bu 2 2 ilerleyerek farkı kapatır. Aradaki fark kaç metre? Her bir parça 4 metre ya. 4, 8, 12, 16. 16 metre mesafe var. Yani şeye göre, şuna göre yapayım. Şimdi mesafe 16 birim. Hız bu duruyor. Bu 2 2 2 geliyor kabul ediyorum. Hızı 2 kabul ediyorum. Zaman da t ne zaman olacağını merak ediyorum. T kabak gibi 8 çıktı değil mi? Demek ki arkadaki gelir bu öndekini 8 dakika sonra yakalar. İyi de bize dakikayı sormuyor. Nerede karşılaşacak diyor. He tamam. 8 dakika sonra yakalar. O zaman 8 dakika sonra konumlarını bulurum. Şimdi diyorum ki tekrar en başa alıyorum. Dakikayı öğrendiğime göre şu çizgileri siliyorum. Artık bu 6 ile gidiyor. Bu 4 ile gidiyor. Şimdi 4 ile giden. Bakın dakikada 4 metre gidiyor. 8 dakikada ne kadar gider? Hani 1 dakikada 4 gidiyorsa 1 dk 4 gidiyorsa 8 dk 8 katı olan 32 metre gider. Bunu 32 metre yol aldırıyorum şimdi bak. Her bir aralık da 4 metre olduğunu da unutmayın ha. O zaman bunun çevresi nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4, 24. Ee, çevre 24 metre. Şimdi ne kadar? 8 dakikada 32 metre gidecek. Demek ki bir tur atıp aynı yerine geldiği zaman 24 metre geçti. 32 metre için ne kaldı? 8 metre. 4 4 daha 8. Tam buraya gelir. Arkadaşlar 32 metre sonra E noktasındaki adam gider bir turunu tamamlar, sonra gelir 8 daha buraya. A'dakine bakalım. A'daki de 8 dakika sonra ne yapar? 6 kere 8. Hani her dakikada 6 gidiyordu ya. 8 dakikada 48 gider. Bak bir turunu tamamlar 24, ikinci tur 24, 48 A'ya gelir. Demek ki birbirlerini A noktasına yakalarlar. Bak E'dekinin hareketi şu. Gelir bir turunu tamamlar yetmez. Buraya gelir. O böyle yapana kadar A'daki bir turunu atıp ikinci turunu atıp onunla yine A noktasına karşılaşmıştır. Olay bitti. Umarım anladınız. Fırlat. Ve bomba bir soru. Bu soruyu yapabilen arkadaşlara vallahi çikolata almak isterdim ama buradan oraya yollayamam. <laughs> Bazen derste öyle yapıyorum. Öğrencilerime öyle bu soruyu yapana çikolata diyorum. Yapıyorlar falan. Sonra çikolatayı alıyorum ama size yapacak bir şey yok. Bu soruyu yapan kendine çikolata alsın. <laughs> Hadi bakalım. Hocam çok zekisiniz ya. Ne yapayım arkadaşlar? Yani şu an çözüm yok yani. Anca onu söyleyebilirim. Şimdi soruya bakıyorum. Biraz önce bu soruyu çözdüm. Dedim ki vay arkadaş dedim bu ne ya dedim. Başa bela ama yapacak bir şey yok. Çözeceğiz şimdi. Kemal otobüse binerek okuluna gitmek istiyor. Tamam Kemal'in macerası belli. Kemal'in birinci durağı olan uzaklığının ikinci durağı olan uzaklığının oranı 3 bölü 4'tür. He, hemen diyorum ki burası 3K ise mesafe olarak burası 4K. Birinci durağa olan uzaklığın, ikinci durağa olan uzaklığı 3 bölü 4. Otobüsün geldiğini gören Kemal duraklardan her hangisine, duraklardan hangisine yürürse yürüsün, yani hangisine giderse gitsin, saatteki hızı 35 km olan otobüsle aynı anda o durakta bulunduğuna göre Kemal'in yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Yani Kemal diyor ki ben şu an hızlı bir şekilde birinci durağa gitsem, aynı hızda pardon hızlı bir şekilde demeyeyim. Birinci durağa gitsem Otobüsle birinci durağa aynı anda gelecek. Yok ben buradan ikinci durağa gitsem otobüsle aynı anda ikinci durağa gelecek. Tabi Kemal ikinci durağa gittiğinde birinci durakta kimse olmadığı için otobüs birinci durakta durmuyor arkadaşlar. Direkt basıyor ikinci durağa geliyor tamam mı? Öyle düşünce. Zaten burada da onu demiş. Kemal ikinci durağa doğru yürüdüğünde otobüsün birinci durakta durmadığı varsayılacak. Yani kimse yok diye durmayacak. Bu soruyu nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Otobüsün hızı da belli. Otobüsün birinci durağı olan mesafesini bilmiyorum. O da x kilometre. Şöyle yukarı yazayım. Mesafeler hep yukarıda olsun. Bakın bu soruyu nasıl çözdüm? Belki de daha kolay bir yolu vardır ama ben ne yaptım? Bir çılgınlık yaptım ve şöyle bir çözüm yaptım. Burası otobüs. Burası birinci durak. Burası Kemal. Burası ikinci durak. Peki. Sonra ne olacak? Bak. Burası neydi? 3K. 3K. Burası 4K. Burası X. Şimdi ilk başta birinci durakta karşılaşsınlar. Birinci durakta karşılaşırsa bu bu tarafa bu, bu tarafa geliyor. Otobüse bakalım. Otobüsün hızı 35. Hani şuradan gideceğim. V eşittir x bölü t'den. Hızı 35. Alacağı yol x zaman t. T zamanda varıyor. Evet. Peki o ara Kemal ne yapıyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Hızını bilmiyorum. Hızı v. Alacağı yol 3 k zaman t. Şimdi t'ler eşit. Önemli olan şey bu. Şu iki denkleme baktığında birbirinin aynısı olan ne var? T var hocam. T'ler eşit. Buradaki t neye eşittir? 30 bunu hani silip bunu yana çarpı olarak at. 35 de eşittir x. 35'i bölü olarak at x'in altına. x bölü 35 eşittir t olur. T'yi bu şekilde bulurum. Burada da aynı şekilde. Bunu karşıya bu, e, bak bunu bunun yanına çarpı olarak at. T çarpı v 3k ya. Hemen v'yi sil buraya bölü olarak at. Yani t eşit olur. 3k bölü v. E ne oldu hocam? Heh. Şimdi t'lerin eşit olduğunu gördüğüm için artık t'yi ortadan kaldırabiliyorum. Bu ikisi birbirine eşittir. Yani x bölü 35 eşittir 3k bölü v. Bu birinci durumdaki ilk sonucum. İlk elde ettiğim sonuç bu. Bunu nereye yazayım? Şuraya yazayım. x bölü 35'i eşit buldum. 3k bölü v'ye. Güzel. Bu birinci çıkarımım. Bitmedi mi yani hocam? Bitmedi. Bu birinci çıkarım. Burada karşılaşırsa olacakları bu. Peki diğer tarafta karşılaşsınlar. Onu da arka tarafa yapayım. Yani ikinci durakta karşılasınlar. Tekrar bunu tekrar çizsem sanki daha güzel olacak. Evet otobüs birinci durak Kemal ikinci durak burası x'ti burası 3 kydı burası 4 kaydı. Şimdi beraber otobüse doğru gidiyor şey ikinci durağa doğru gidiyorlar buraya varacaklar. Kemal bu tarafa gidiyor otobüs de bu tarafa gidiyor. Otobüse için denklemi kuruyorum. Otobüsün hızını biliyorum. Buraya gelene kadar hızı 35. Alacağı yol nedir? Burası. Yani x artı 7k. x artı 7k Peki zaman nedir? T. Bilmediğim bir zaman yani. Peki Kemal için aynı şey geçerli mi? Evet. Hızı V'ydi Kemal'i. Alacağı yol 4K. Zaman T. Yine T'ler eşit. Çünkü aynı zaman. Bu T nedir hocam? Eşit deyip duruyorsunuz. Aynı zaman demek. Yani bunun buraya vardığı zaman neyse bunun buraya vardığı zaman da odur. Aynı anda var Ona da T dedim. Yine T'ler eşit. Bu T'yi karşıya çarpı olarak atıp 35'i buraya böyle olarak attığım zaman bu böyle 35 olur. Burası da T olur arkadaşlar. T eşittir. X artı 7K bölü 35. Yine bunu buraya çarpı olarak attım. V'yi bölü olarak attım. da V burası olur. Artık bu da T olur. İkisi birbirine eşit mi? Eşit. O zaman madem bunlar birbirine eşit. T eşittir. X artı 7K bölü 35 ve T eşittir. 4K bölü V. Bunu da artık ikinci bilgi olarak yazabilirim. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Çünkü bu da T. Bu da T. Sonuçları eşit. E, 35'i yanlış yazdım pardon. X artı 7K bölü 35 eşit olacak. 4 K bölü V. Evet kopup gidenler oldu şu an. <laughs> Hoca ne yapıyor diye. <laughs> şaka yapmıyorum arkadaşlar. Çözeceğim merak etmeyin. Ama kopmayın da. Şu an yaptığım şey ne? İki denklemden de eşit olan T'leri çekip birbirine eşitledim. Hem birincisinde hem ikinci durumda. Şimdi ne yapacağım? Dikkatli izleyin. Hocam gözümüz sizde. Bak. Bu ikisini çözeceğim ya. Evet. Nasıl çözeceğim? Ben de bilmiyorum. Bakayım. Kemal'in yürüdüğü hız saatte kaç kilometredir? Şimdi Kemal'in yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Benden V'yi istiyor. Her ikisinde de V'yi istiyor tamam mı? Ben V'yi bulacağım. Peki burada kullanmadığım, bana lazım olmayan, hiç önemsiz olan şey nedir aslında? X'tir. Hani bu otobüsün birinci durağlan mesafesi. O zaman X'te ne işim var? Her iki denklemde X ortaktır. X'leri çekip birbirine eşitleyeceğim. Hocam çekme dediğiniz ne? Yani X'leri yalnız bırakacağım. Bak birincisinde ilk başta. Şu 35 karşıya çarpı olarak at. X eşittir. 35'te 3 K'yı çarpıyorum. 35'e 3 çarp. 105 hocam. 105 K bölü V. Bu X'tir. Tamam mı? X'in değerini buldum. Güzel. Buraya bir yıldız atayım. Şimdi diğer tarafta X'in değerini buluyorum. Bu 35'i buraya çarpı olarak at. X artı 7 K eşittir. 35'i 4 ile çarpar mısınız? 4 K ile. Hocam 2 ile çarpı 70. 140. 140 K yapar. Bölü V. E şimdi buradaki 7 K'nın burada ne işi var? Sil. Buraya eksi 7 K diye at. İşte. Burada da X'in değerini buldum. Burada da X'in değerini buldum. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Vay arkadaş bu neymiş? Bölü V. Bu X. Bu X'e eşit olacak. Şurada tabii hızlı bir çıkarma işlemi yapayım arkadaşlar. Bunu da bunu çarpıp yukarıya ekleyeceğim. Şimdi 140K eksi V ile 7K'ya çarparsan 7VK yapar. Yukarı çıktı. Aşağıda da V var. Ne yaptınız hocam? Anlamadım. Yani bunun paydasına biri yok mu? Var. Bunu V ile genişlettim yani. Öyle düşün. 7VK bölü V. Paydalar eşit olduğu için çıkarma yaptım. Şimdi hocam eşit paydalar eşit silin tak 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 diyorum ama kalem dişimi gıcırdattı ve yazmıyor <laughs> bunu artık atayım fırlat direkt çöp kutusuna gitti V'ler sadeleşti mi sadeleşti başka ne var şu 7VK eksi 7VK'ya hop bu tarafa artı 7VK diye atıyorum buradaki 105K'yı buraya hop eksi 105K diye atıyorum 140'tan çıkarıyorum 35K aa her iki tarafta K var hocam sadeleştirin tak tak gitti 7 ve 35 her iki tarafı 7'ye bölün V eşittir 5 çıktı Vay arkadaş ya uh bittim öldüm ve V'yi buldum gördüğünüz gibi V yani Kemal'in yürüme hızı Başta V diye kabul ettiğimiz yürüme hızı 5'miş bir zahmet yapıştıralım artık Bomba soruydu değil mi Valla bomba soruydu Ya biz patlatacaktık ya elimizde patlayacaktı soruyu patlattık Ama ne yaptığımı bir özetleyeyim Şimdi 3K 4K X dedim Birinci durumda hemen Burada buluşma ihtimallerinde denklemleri yazdım. T'ler eşit T'lerden eşitlikten denklem kurdum. Sonra burada buluşma durumlarına göre T'ler eşit T'lerden denklem kurdum. Şu iki denklemi buldum. Dedim ki bu iki denklemde şu X'ler bana lazım değil. X'leri yalnız bıraktım. Burada da yalnız bıraktım. Bulduğum iki sonuç birbirine eşit Birbirine eşit dedim. Bu olay bitti. Ve geldik diğer kısma. Bu kısımda iki hareketlerinin karşılaşma buluşma durumları var. Bunu işitelim. Burayla alakalı da güzel sorular geliyor ama Bezme lütfen bir ara verebilirsin şu an bir ara verebilirsin bir çay kahve su bir şey içebilirsin sonra yazıp çözmeye devam edeceğiz İki hareketli birbirine doğru hareket ettiğinde arkadaşlar hızlarını toplayacağız Aldıkları yol AB yolu var ya bu AB yolu hani x eşittir v çarpı t hız çarpı zaman Hızda ikisinin hızını toplayıp zamanla çarpacağız neden topluyoruz çünkü birbirlerine yaklaşıyorlar İkisi beraber yolu tüketiyor güzel peki biri diğerini kovaladığından olacak o zaman şöyle yapacağız bu arkadaki hızla öndekini yavaş düşünelim. Tamam mı? Hızlıdan yavaş olanın hızını çıkaracağız. Hızlarının farkını zamanla çarptığımız zaman bu sefer bu aradaki AB yolunu farkı bulacağız. Yani hızları farkını zamanla çarparsam yolların farkını bulurum. Burayı bulurum ha burayı değil. Neden? Çünkü bunun hızını sıfır kabul ederim. Durdu kabul ederim. Bundan da V1'den V2'yi çıkarırım. Bunu hız farkı kadar ilerliyor diye düşünürüm. Bu geçen sürede aradaki yolu alır. Çünkü bu duruyordur gider onu yakalar. Ha bu durmuş gidip burada yakalamış. Ha ikisi beraber hareket etmişler gidip K'da yakalamış. Aynı süre geçerli olur. Hadi bununla ilgili örnekler parçalayalım. Fırlattım yan tarafa. Bakalım burada ne demiş. Birbirine doğru hareket eden iki hareketlerin hızları farkı 20 kilometredir. Birbirine doğru iki hareketli var. Yine klasik AB diyeceğim. Ne yapayım? Bunlar birbirine doğru yöneliyorlar. Hızları farkı 20. Yani bunun hızı V ise bunun hızı da V artı 20 olsun. Hızlı olan bu olsun. Bu iki hareketli 240 kilometrelik bir yolu 4 saat sonra Pardon bu iki hareketli 240 kilometrelik bir yolda 4 saat sonra karşılaştığına göre Bu karşılaşmadan kaç saat sonra yavaş hareketli hızlı olanın başlangıç noktasına ulaşır. Bak şimdi yol ne kadarmış? 240 kilometre. Burası 240. Geçen zaman 4. Bunlar beraber birbirine doğru yürüdüklerinde ya da koştuklarında gittiklerinde 4 saat sonra 240 kilometreyi tüketiyorlar ve bitiyor bir yerde karşılaşıyorlar. Şimdi bu yavaş olduğu için yavaşa daha yakın yerde karşılaştılar. Burada. Peki nerede karşılaştılar? Arkadaşlar 4 saat 240. Hızları belli. Birbirine doğru gittiği için hızları toplayacağım. V ile V artı 20'yi toplarsam 2 V artı 20. Hızları bu. Peki aldıkları yol ne? 240. Zaman ne? 4. Bak bölersem ne yapar? 60. Demek ki şu 60'mış. Buradan ne anlıyorum? 2 V 40 artı 20 60 olacağına göre 40 yapar. Ve ne yapar? 20 hocam. Aferin. Bu 20 kilometre ile bu tarafa gidiyor. Bu da 20 fazlası 40 kilometre ile bu tarafa gidiyor. Hızları toplamı 60 olur. 240 kilometreye 60'a bölersen 4 saat bulursun. Evet burada karşılaştılar. Soru bitmedi. Diyor ki bu yavaş olan var ya. Eee bu karşılaşmadan kaç saat sonra B'ye varır hızlı olanın başlangıç noktasına. Düşünüyorum bunun hızı bu noktadan itibaren 20 değil mi? Evet. Peki şu karşılaşma noktası buradan ne kadar uzakta gerçekleşti? 4 saat sonra karşılaşıyorlardı. Bunun hızı 20. Yani 20, 20, 20, 20 diye 4 saat gittiği zaman 80 km yol gider. Burası 80. 240'tan 80 çıkarır mısın? Hocam 160. Harikasın. Yol bu şekildedir. Gerçekten de 40'da 4 saat giderse 160 gitmiş olur. Bunu bulduktan sonra bu 20 ile giden kalan yolu yani 160 kilometreyi kaç saat sonra bitirir ve B'ye ulaşır? Çok basit. Hız 20. Yol 160. Zamanı bilmiyorum. T. Tabii ki 8 olacak değil mi? 160'ı 8'e bölersen 20 bulur. Demek ki ee, ne diyordu? Kaç saat sonra? 8 saat sonra. Cevap 8. Yapıştırıp geçeceğiz. 8 saat sonra kalan 160 kilometreyi tüketir yavaş olan ve hızlı olanın B noktasına ulaşır. Anladınız mı? Anladık ki hocam. O zaman uçurayım mı? Piu. Arkadaki sorudayız. Burada şekli kendi çizmiş. Güzel. Verilenleri önce bir şekle aktaralım. Değil mi? Bu arada bunu siz çözebilir misiniz? Bir deneyin. Olmadı mı? Ya da bekleyin ben çözeyim. Tamam benden sonra tekrar çözün. Mutlaka. A, B arası A kilometre. BC 40 km, CD 120 kilometre. Şekildeki A ve C noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinde B'ye, aynı yönde gittiklerinde D'de aynı anda D'de aynı anda var. Soru yok neden? <laughs> aynı yönde gittiklerinde D'ye aynı anda varıyorlar. Tamam. B ve C'den yola çıkanlar birbirlerine doğru hareket ederlerse B'ye ulaşırlar. Ama yok, aynı yönde giderlerse, her iki tarafı, her ikisi de bu tarafa giderse, hani arkadan kovalayan Önden gideri D noktasına yakalarmış. Peki buna göre diyor A kaçtır? Şimdi düz mantık düşünüyorum. Bak şimdi bu 40 km hızla bu A km hızla gittiklerinde B'de karşılaştılar. Güzel. Aynı sürede. Peki aynı sürede bu C D'ye doğru gittiğinde 120 yol tüketir. Bu A'dan yola çıkan A 40 ve 120'yi tüketir. He, bir orantıyla da çözebilirim. Aynı sürede bu şöyle yapalım. 40 gittiğinde bu ne kadar geliyor? A. 40 gittiğinde A gidiyor. Güzel. Daha sonra aynı yöne gittiklerinde bu 120 kilometre gittiğinde bu arkadaki ne kadar gidiyor? Aha bu kadar. Bütün yolu. Yani A 40 120. 160 artı A. Meseleyi anladın mı? Orantı yaptım. Yani dedim ki bu buradan buraya gelene kadar 40 gelene kadar bu A geliyormuş. 40'a A. Peki daha sonra bu bu tarafa gidip 120 gidene kadar öbürü de 160 artı A gidiyormuş. Orantıyı kurarsam nasıl bir şey çıkacak bakalım. Burada bir doğru orantı var. Şimdi bak. Ee nasıl oldu? Bu bunun kaç katı? 3 katı değil mi? 3 kere 40. 120. O zaman bu da bunun 3 katı olacak. Yani A'yı 3 ile çarparsam 3 A yapar. Aşağıdaki ne eşit olacak? 160 artı A'ya. A'yı at bu tarafa. 2 A 160. E A'nın 80 olduğu kabak gibi ortada. A 80 kilometreymiş. Hadi bakalım gerçekten doğru mu? Bu 40 gittiğinde bu 2 kat olan 80 gidiyorsa bu 120 gittiğinde bu 2 katı olan 240 gitmeli. Bakalım. 80. Yani 40 daha 120. 120 daha 240. Doğru. Süper. AB 80'miş. A kaçtır diyor. A AB arasındaki mesafeydi. Yapıştır 80'i. Olay bitti bu kadar. Tamam. Yani hocam Orantıda kullanabilir miyim? Hız problemlerinde, hareket problemlerinde. Tabii ki matematik birikerek gelen bir şey. Oran orantı ile ilgili bilgileri de burada kullanmamız gerekebilir. Kullanırız. Ha, bu sorunun tek çözüm yöntemi değil. Başka yöntemler de çözebilirsiniz. Zaten matematiğin güzel bir yolu bu. ya pardon güzel bir yönü bu. Tek bir yolu yok. Farklı yollarla da bulabilirsiniz. Evet, koşu pistleri, yuvarlak pistlerde koşuyorlar diye. Bunlarda da durum aynıdır. Eğer ki ikisi aynı noktadan zıt yöne birbirlerine doğru koşuyorlardır aynı yolu beraber tüketirler. Dolayısıyla pistin çevresi yani yol eşittir hızlar toplamı çarpı zaman. Birbirine doğru gittikçe için. Ama yok, biri diğerini kovalayacak. Biri hızlı, biri yavaş. O zaman pistin çevresi nedir? Hızlar farkı çarpı zaman. Neden? Birini sıfır kabul ediyorsun. Diğerini o fark kadar koşuyor kabul ediyorsun. Ve yolu tamamlayıp tekrar duranı yakalaması gerekiyor. Dolayısıyla pistin çevresine hızlar farkı çarpı zamanla da yapabilirsin. Bu kolay bir yöntem. Hani buna başvurmaya da bilirsin. Ha, sana bağlı. O an aklına hangi çözüm yöntemi geliyorsa onunla yapabilirsin. Problem yok. İlle şunu yap diye bir şey yok yani. Hangisini daha iyi kavruyorsan onu yap. Yandaki dairesel pistte. Demiş ama önce bir yudum su alayım. A ve B noktalarından hızları sırasıyla 7 km ve 8 km olan iki hareketli. Bunun hızı 7, bunun hızı 8 km e, pardon metre, metre bölü dakika, 8 metre bölü dakika olan iki hareketli harekete başlıyorlar ve 6 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Yavaş olan 7 olduğu için tam ortada değil de biraz ona yakın, yavaşa yakın bir yerde karşılaşsınlar. Ne oldu, nerede olduğu önemli değil. 6 dakika sonra karşılaşmıyorlar mı? Evet. Bunlar birbirine doğru hareket ettiği için hızlarını toplarsam 8 artı 7 toplam 15 hızla hareket ediyorlar. Hız 15. Yolu merak ediyorum. Süre 6 dakika. Bak metre bölü dakika olarak ve dakika olarak vermiş. Bu birimlerin aynı cins olması çok önemli. At bu tarafa x 90 buldun. Yani şu mesafe 90. Bütün çevre değil ha. Bu mesafe 90 metre. Buna göre pistin çevresi kaç metredir? Çok kolay. Burası 60 derece mi? Benim 60 derece eksik. Bak eksik olan yer burası. O zaman tamam 360 derece ya. Burası kaç derecedir? 300 derece. Dersin ki ya 300 derecelik açılık e, açılık kısım 90 metre ise 60 derecelik açının gördüğü yayın uzunluğu ne kadardır? Mantıken dersin ki hocam bu bunun 5'e bölünmüş hali. 300'ü 5'e bölün 60. O zaman burada 90'ı 5'e bölün e, bölemedim. <laughs> 16 mı? 16. Yok. 10 18. Heh. 5'te 1 çarp 50. 8 kere 5. 40. 90 yapar. Evet. 18. Demek ki burası 18 metreymiş. Peki ne istiyoruz şimdi? Çevresi. 18. 90 daha toplarsan 108 metre. Metreyi de yazalım şöyle. Heh. Yapıştır 108'ine. Seviyoruz 108'i. Çünkü doğru olarak bulduk. Evet. Buraya gelelim. Akıntının yönü ve yüzücü meselesi. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Eğer ki yüzücü akıntıyla aynı yönde gidiyorsa hızlarını toplaman gerekiyor. Çünkü hem yüzücü yüzüyor hem de altındaki su kayıp gidiyor. İkisinin hızlarını toplamasın. Ama yüzücü akıntıya ters yönde ise sen buradan buraya yüzüyorsun ama örneğin 10 km hızla yüzüyor. O kadar hızlı yüze, yüzemez. O, o, neyse 10 birimle yüzüyorsun. Akıntı da diyelim 3 birim seni geri götürüyor. Sen 10 gittikçe üstünde yüzdüğün su geri gittiği için 3 geri gittiği için sen 7 ilerlemiş olursun. Hızlarını çıkaracaksın. Tamam. Hemen bununla ilgili örnekler parçalayalım. Bir kayık akıntıyla aynı yönde hareket ederse gideceği yere 6 dakikada varabilmektedir. Şöyle yapalım. Mesela böyle bir nehir yapalım. Şöyle bir kayık yapalım. Tamam. Bu tarafa doğru gidiyor. Akıntının yönde bu olsun. V akıntı. Bu da V kayık. Kayığın akıntınızı. 6 dakikada verebiliyor gideceği yere. Gideceği yerde burası olsun. Yani bu mesafe olsun. Tamam mı? Şimdi aynı yöne gittiği için su ve kayık aynı yönde gittiği için hızları toplayacaksın. V kayık artı V akıntı. Hız eşittir. Yol X olsun bu yol. X yolunu alıyorlar. Ne kadar zamanda? 6 dakikada. Güzel. Birinci denklem tamam. İkincisi. Ama yok diyor. Gittiği yerden geri dönerken ise başladığı noktaya 10 dakikada varabiliyor. Buradan geri döndüğünde ise bu sefer V kayık. Akıntı yine aynı tarafa gittiği için kayığın hızını kesecek. Yani V kayık eksi V akıntı yapmalıyım. Akıntının hızını çıkarmalıyım. Aynı yolu geri dönüyor. 10 dakika sürüyor bu sefer. Bitti bu kadar. Bu süre içerisinde akıntının yönü değişmediğine göre kayık akıntıya göre kaç kat daha hızlıdır? Şimdi, düşünüyorum bana bu hızların oranı lazım. X diye bir şey lazım mı? Değil hocam. O zaman X'i yok et ya. X'i öldür. Öldüreyim hocam. Nasıl öldüreceğiz? 6'yı karşıya çarpı olarak at. X dediğim mesafe 6V K artı 6VA'dır. Aynı X, burada onu karşıya çarpı at. 10V K eksi 10 VA'dır. Her ikisi de aynı x'tir. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Eşittir koyuyorum. Şu 6 VK'yı attım 10 VK'yıktan çıkardım. 4 tane VK kaldı. Eksi -10 VA'yı da buraya artı diye attım. 16 VA oldu. Her iki tarafı neden 4'e bölmeyeyim? Böleyim o zaman. Burada VK kalır. Burada 4 VA olur. Gördüğün gibi kayığınızı hızından 4 kat akıntının 4 katıdır. Kayık akıntıya göre kaç kat daha hızlıdır? Kaç kat hızlıdır arkadaşlar? 4 kat hızlıdır. Aslında şöyle bu soruda şöyle bir şey mi var? Kayık akıntıya göre kaç kat daha hızlıdır? 4 kat daha hızlıdır. Kaç kat fazlasıdır diye algılamayın sakın. Ee, akıntı hızının akıntı hızına 1 dersek 3 fazlasıdır ama kaç katıdır demek istiyor burada. Yani cümle biraz size ters gelebilir. Ee, kayığınız akıntınızın kaç katıdır? 4 katıdır. Olay bitti. Kağıtta uçtu gitti. Gelelim tren sorusuna. Bu tren sorularıyla ilgili de küçük bir anım var. Nedir hocam? Şimdi ben yüksek lisansa başvurmuştum bir üniversiteye. Orada bana dikkatimi ölçmek için o, o, mülakat sırasında böyle bir tren sorusu sordular. Bir de matematik öğretmenisin. Direkt tren sorusu sormuşlar. Tren veriyor, yol veriyor falan fistan. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Çözdüm ama eksik. Neye eksik? Onu da sorunun sonunda söyleyeceğim. Şimdi bu tren sorularında yol, alınan yol Trenin boyu artı tünelin boyudur. Yani bu tren tünele girdi ya. Girdiği andan itibaren çıkana kadar en son çıktı diyelim. Aldığı yol hem trenin pardon hem tünelin boyu hem kendi boyu olacak. Çünkü A noktası buradan buraya gelene kadar aldığı yolu bir nokta üzerinden kıyaslarsan bak hem tünelin boyunu bitiriyor hem kendi boyunu bitirmesi gerekiyor. Buna dikkat edelim tamam mı? Örnekle daha iyi anlatacağım şimdi. Uzunlukları sırasıyla 1 km ve 850 metre olan iki tünelden Birincisinin bitiş noktası ile ikincisinin başlangıç noktası arasındaki mesafe 14 kilometredir. Şöyle bir tünel yapayım. Bu birinci tünelim. Bu bitti. Tık 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 tık. Tabii ki ikincisi başlıyor. İkincisi de bitti. Tamam. Aralarındaki mesafe 14 kilometre. Şimdi birinci tünel 1 kilometre uzunluğundaydı. İkincisi 850 metre. Bak metre yok. Metre öldü. Biz kilometre ile oynuyorsak bunu kilometre türünden yazmalıyım. 0850 ya da 0.85 kilometredir. Hani yüksek lisansta dedim ya bir hata yapmıştım. O hatam da buydu işte. Buraya 850 metre yazmıştım. Ya metre nedir? Kilometre yazsana değil mi? Sonunu da anlatacağım. Mülakatın sonunu merak etmeyin. Sonra diyor ki uzunluğu 150 metre olan ve saatteki hızı ortalama 160 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci tünelde tamamen çıkar. Buraya kafası geldi. Tam başlangıç noktasına değdiği anda tren buradan çıktı. Şimdi aldığı yol. Bir dakika trenin boyu 150 metre. 150 diye bir şey yok. 0-150 kilometre. Çünkü bütün hepsi aynı birim olmalı. Yollar kilometre. Zaman saat olmalı. Tamam mı? Daha sonra. Bakın çünkü hızı da 160 kilometre bölü saat olarak vermiş. O yüzden bu şekilde yapacağız. Trenin gittiği yol. Burada tünele girdiği andan itibaren çıkana kadar ve tren tamamen çıktı. Bak son kısmı da çıktı. Çıkana kadar aldığı yol bu. 1-14-15 kilometre. Şu ikisinin toplamı da 1 kilometre yapar. 16 kilometre yol yapar. Güzel. Sonra hızı neydi? Hızı 160. Aldığı yol 16 kilometre. Ne kadar zamanda? T zamanda. Bunu karşıya at. 160 T eşittir 16 olur. 160'ı buraya bölü olarak atarsan T eşittir 16 bölü 160 olur. Sadeleştirelim. Her iki tarafı 16 bölelim. 1, 10. Demek ki T neymiş? 1 bölü 10. Arkadaşlar ben de aynen böyle yaptım. O jüri'deki hocalar dediler ki koca koca hocalar dediler ki hocam cevabınız nedir? Ben dedim ki 1 bölü 10. Hayır 1 bölü 10 değil dediler. Nasıl değil dedim ya bakıyorum bakıyorum falan Allah Allah işlemleri kontrol ediyorum. İşte yanlış. 12 dikkat heyecan zaten benim heyecanımı dikkatimi ölçmeye çalışıyorlar. Soru da bunun gibi değildi biraz daha zordu ama neyse mantığı trendi yani. 1 bölü 10 diyorum yok diyorlar. Allah Allah bir daha bakıyorum hocam 1 bölü 10 diyorum yok diyorlar. Ya olmaz olur mu diyorum işte cevap 1 bölü 10. Hocam soruyu bir daha okur musun diyorlar. Okudum. Kaç dakika sonra diyormuş. He. Ben Kilometre bölü saat ve kilometre hesapladığıma göre bulduğum zaman saatti. Bu 1 bölü 10 saattir. Bana dakika cinsinden soruyor. Saatin onda biri. Bir saat nedir? 60 dakikadır. O zaman onda biri 6 dakikadır deyince ben de jeton düştü. O zaman uyandım. Evet sanırsam dedim sonra dakika mı dedim saat mi dedim çevirdim. Sağolsunlar mülakattan da geçmiştim arkadaşlar. Bu ufak dikkatsizliğimi görmemişlerdi. O Oradaki hocalarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Neyse siz de buna dikkat edin tamam mı? Soru kökünde ne diyor? Dakika mı diyor? Saat mi diyor? Birimler aynı olmalı. Yol ya hepsi metre olmalı ya hepsi kilometre olmalı. Bunlara dikkat edin tamam Tamam hocam o zaman fırlatıyorum ve bitmiş. Parolamız geldi. Matematikte başarılı olmanın parolası. Matematik soru çözerken öğrenilir. Da da, da Altın bilgi bu tamam mı? Hocam zaten sıkıntı o çözemiyorum diyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar çözemeye çözemeye çözeceksiniz. Bu iş böyle. Çözemeyeceksin takılacaksın birikecek bir başkasına soracaksın. Öyle öyle işleyecek. Yani böyle tıkır 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 işlemez bu iş. Takılırsın ama takıldığın yerde pes etme. Devam et o zamanla azalır. Takılmaların zamanla azalır. Instagram'da şey Hoca burada. Kitaplar zaten kitapçılarda Şenol Hoca mazara.com'da falan, falan fistan. Diyorum bu dersin de sonuna geldik. Mutlaka soru çöz. Yazarak takip et. Ve inatçı ol. Çözemediğin soruları biriktirip birilerine sor. Tamam Bu çok önemli. Hadi görüşürüz.